İki çocuğumu veliahtını kendim istiyorum. Ayrılmak istiyorum. Ben bu adamı istemiyorum. Türkiye Ramazan'da veliahtı düşüyor. İki yıldır eve gelmediğini. Evet. Ve doğumda neden veliahtın yanında değil? Ben bir aldatma konusu yaşadım. İhanete uğradım. İhanet evliyken. İçimde bir şüphe var. Ramazan DNA testi istedi. Ortalık karıştı. DNA testi yaptırırım Allah. Asıl o bana ihanet etti Allah. Olur da Melahat ikinci çocuğun babası Ramazan çıkmazsa. Ben sadakatsizlik yaptığımı hatırlamıyorum. Ben sadakatsizlik yaptığımı hatırlamıyorum. Canlı yayından sonra yer yerinden oynadı. Melahat'in herkesi şoke edecek itirafı ne? Şimdi Esra Erol'da. Bir garip evden kaçış hikayesi. Günlerdir ortadan kaybolan 18 yaşında genç bir kız. Psikolojik şiddet uyguluyor bana. Sürekli insanların sözünü dinliyor. Benim düşüncelerime önem vermiyor. Gideceğimi söylediğimde defol git, istemiyorum senin gibi kızım olmaz olsun. Gözyaşları içinde evladına haykıran bir anne. Seni çok özledim, Allah yukarıdan şahittir anne. Seni hele yoktu anne. Halime eve dönecek mi? Sakın kaçırmayın. Eve hangi şartla dönersin? Hiçbir şartla dönmeyeceğim. Ben kararlıyım bu konuda. Şimdi Esra Erol'da. Sırlarla dolu film bir hikaye. 19 yıllık bir evlilik. Gülşah Sarıyer eşini ve çocuklarını 2018 Ağustos ayında terk ediyor. Akıl almaz iddialar. Ve karısının kendisini iki farklı kişiyle aldattığını öğreniyor. Bir yıl ortadan kaybolan bir eş. Karısının ikiz çocuk dünyaya getirdiğini nüfus dairesinde öğrenen bir koca. Dünyaya gelen ve nerede olduğu bilinmeyen ikiz bebekler. Hem Mustafa Şimşek'le hem Mehmet Üresin'le ilişkisi var her ikisiyle. İkiz bebeklerin gerçek babası kim? İkiz bebekler nerede? Yasa dışı evlatlık mı verildi? Hepsi de ortaya çıkacak. Şaban Bey'in eşi Gülşah Hanım canlı yayında tüm iddialara cevap verecek. Sakın kaçırmayın. Büyük Yüzleşme şimdi Esra Erol'da. Evden kaçtı. Yerini bilmiyorum, nerede kaldın. Günlerdir kayıp olan Seda'yı Esra Erol buldu. Onun çenesi yüzünden, hakaretler yüzünden terk ettim ben evi. Bugün hesaplaşma vakti. Yanımdaki insanlar konuşturuyor bunu böyle. Rana her şeyi yapın. Ayten Hanım'ın ortadan kaybolan kızı Seda ve Seda'yı alıkoyduğu iddia edilen Elif stüdyoya geliyor. Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Şimdi Esra Erol'da. Halime Aktaş eşim 10 Ekim'den bu tarafa hiçbir şekilde haber alamıyorum. Ve onu yani çok seviyorum. Hiçbir şekilde hayattan da endişe duyuyorum. 22 yıllık karısı Halime Hanım 10 Ekim sabahı Kastamonu'da bir anda ortadan kayboldu. Zorla mı tutuluyor, ne yapıyor? Hiçbir haber alamıyorum. Yani hayat endişesi olduğunu düşünüyorum. Yoksa beni bırakıp gitmezdi. 33 gündür hiçbir haber alamıyorum. Mehmet Bey'in gözyaşları içinde haykırışı. Halime ne olur eve gel, geri dön. Sen kötü bir insan değilsin, sen evini koyumu terk edecek bir insan değilsin, ne oldu sana, kim ne yaptı? Bu sese kulak verin, şimdi Esra Erol'da.